videomuzda 3 fazlı asenkron motorun klemens yapısını, klemensini inceleyeceğiz ve bu klemenslerde yapılabilecek çeşitli olası bağlantıları ele alacağız. Videoma bir hatırlatma yaparak başlamak istiyorum. Bazı kaynaklarda 3 fazlı asenkron motorların bobin uçları UX, VY, WZ olarak verilmiştir. Bu eski norma ait isimlendirmedir. Yeni IEC normlarına göre son normda bu bobin uçlarının isimlendirmesi U1, U2, V1, V2, W1, W2 şeklindedir ve ben bu yeni normdaki isimlendirmeyi kullanacağım. 3 fazlı asenkron motorlarda her bir faza ait 3 adet bobinimiz vardır. Bu bobinleri simetrik olarak bağlayabileceğiniz 2 bağlantı yapısı vardır. Bunlardan bir tanesi bobinlerin çıkışlarını siz kısa devre yaparsınız ve her bir bobinin girişine L1, L2, L3 fazlarını verirsiniz. Burada her bir bobinden geçen akım simetridir. Yapılacak ikinci olası bağlantı da şudur. Bobinleri siz seri bağlarsınız. U1 çıkışı U2. U2 bu çıkış bir diğer bobinin V1'in girişine. V2 ikinci bobinin çıkışı üçüncü bobinin girişine. Ve üçüncü bobinin çıkışı da yine döner birinci bobinin girişine bağlanır. Yani bobinleri seri bağlarsınız ring şeklinde. Ve aradaki uçlara da L1, L2, L3 fazlarını verirsiniz. Yine burada da motorun bobinlerini çekmiş olduğu akımlar simetridir. Biz buna da üçgen bağlantı adını veririz. Bu iki bağlantı haricinde asenkron motorları simetrik olarak bağlayabileceğiniz bir başka bağlantı yoktur. Bobin uçları U1, U2, V1, V2, W1, W2 motor klemenslerine bu şekilde çıkmaz. Peki bu şekilde çıksaydı ne olurdu? Yıldız bağlantı herhangi bir sorunumuz olmaz. Yıldız köprüsünü atarsınız, sıkıntı yok ama üçgen bağlamaya kalktığınızda V1'i U2 ile, W1'i V2 ile ve U1'i W2 ile köprülemeniz gerekecek. Burada sıkıntı şu, şu ve şu aynı boyda olmasına rağmen W2, U1 arasındaki köprü farklı boyda olacaktır. Yani iki farklı boyda köprü kullanmanız lazım. Kaldı ki bu köprüyü yaparken de aşağıda kalan köprülerle arasındaki yalıtımı çok iyi sağlamanız gerekli. Bundan daha basit bir yöntem var. O da şu, bobinlerin çıkışları, bobin çıkış uçları karşılıklı olarak değil de burada olduğu gibi sağa ya da burada olduğu gibi sola kaydırılacak şekilde yapılabilir. U1'in bobin çıkış ucu sağa kaydırılmıştır. U2, V1'in karşı klemensine gelmiştir. V1'in çıkışı V2 sağa kaydırılmıştır. W1'in karşısındaki klemense gelmiştir. Ve W2 de başa döner. U1'in karşısındaki klemense gelir. Burada az önce gösterdiğim gibi U1, U2 sargı uçları, bobin uçları U2 çıkar V1'e, V2 çıkar W1'e ve W2 çıkar L1 bobinin giriş ucuna bağlanır. Bunu yıldızda zaten bir sıkıntımız yoktu. Üçgen bağladığımız zaman da karşılıklı olarak köprüleri ne yaparsınız? Atarsınız ve motorumuz bir yöne döner. Sola da bobin çıkışları kaydırılabilir. Ne demek istiyorum? V1'in çıkışı V2 sol tarafa U1'in karşısına gelmiştir. W1'in çıkışı W2 sola V1'in karşısına gelmiştir. Ve buradaki U1 de döner W1'in karşısındaki klemense gelir. Burada bobinlerin U1, U2 çıkışı W1'e gelmiştir. W2'nin çıkışı V1'e gelmiştir. Ve V2 de döner. Burada U1'in girişine bağlanır. Yine burada da üçgen bağlantı yaptığınız zaman karşılıklı olarak köprü yaparsınız. Ve şu iki bağlantı arasında devir yönü açısından ve elektriksel olarak motorun parametreleri açısından bir fark olmaz. Yo!
Motor klemenslerim benim simetridir. Ne demek istiyorum? Buradaki her bir çıkış klemensleri arasındaki mesafe aynı ölçüdedir. Bu sayede aralara aynı boyuttaki köprülerle köprü atmamız mümkün olur. Şimdi motorunuz size geldiğinde yıldız ya da üçgen bağlanacaktır ya da yıldız üçgen bağlanacaktır. Bir üçgen bağlantıda bu köprü paratlarına ihtiyaç duymayacaksınız. Çünkü 6 uç birden dışarı çıkarılacaktır ama. Ha şunu da söyleyeyim. Hangi motor yıldız, hangi motor üçgen bağlanacak etiketine bakarak bununla ilgili daha önce çok fazla video çektim. Bunlardan bir tanesi yıldız üçgen yol verme efsanesi, orada bahsettim. Bir diğeri elektrik motorların etiketinin okuması videosu, orada bahsettim. O videolarda detaylıca hangi motor yıldız, hangi motor üçgen bağlanır, hatta yıldız üçgen yol vermede İşin esprisi nedir? Hangi yüklerde yıldız üçgen yol verilir? Orada detaylıca anlattım. O videoları inceleyin. Motorun size geldiğinde motor klemensi hazır bağlı olarak gelir ama burada elimizde 3 tane köprü vardır. Muhtemelen pirinçten köprüler gelecektir. Ve siz bunu üçgen bağlayacağınızda bu köprüleri karşılıklı olarak klemenslere atarsınız ve motorunuzu üçgen bağlamış olursunuz. Peki yıldız bağlayacağınızda aşağıdaki 2 nolu W2, U2, V2 nolu klemenslere köprü atarsanız 2 tane köprüyü attık, bu yıldız noktasını oluşturduk. 3 tane verilmiş. Bu standart olarak 3 tane geliyor. Yıldız bağlayabilirsin, üçgen bağlayabilirsin diye standart geliyor. Bu üçüncüyü ne yapacağız? Üçüncüyü de herhangi birinin üstüne ne yapıp takıp vidalarını sıkabilirsiniz. Bir de şundan bahsedeyim. Burada eğer sargılardan birini farklı yönde bağlayacak olursanız, yani giriş çıkışları karışacak olursa sargılardan ikisinin giriş çıkışı karışır mı? İkisinin giriş çıkışı karıştığında zaten sargı yönleri değişir. Üçüncüsü onlara ters olmuş olur. Yani sargılardan sadece bir tanesini siz ters yönlü olarak çıkartabilirsiniz. Önemli burada yıldız bağladık. U2 V2 W2'ye köprümüzü attık. Yıldız olarak çalışıyor. Burada dikkat edecek olursanız V bobinli V1 ile V2'si yanlış çıkmış. Bu U bobinli olabilirdi, W bobinli olabilirdi. Eğer bunu yıldız bağladınız ki üçgen de bağlasınız, yıldız da bağlasınız aynıdır. Yani motorunuz yıldız çalışıyorsa yıldız bağlayacaksınız, üçgen çalışıyorsa üçgen bağlayacaksınız. Eğer bu şekilde şebekeye bağlayacak olursanız motorunuz yüksek akım çekecektir. Bunun farkına varmazsanız, koruma elemanlarınız devreye girmezse motorunuzun yanmasıyla sonuçlanır bu durum.
3 faz asenkron motorun peki devir yönü nasıl değişir? Burada yıldız klemensi üzerinden anlattım ama üçgen klemensinde de durum aynıdır. Sadece şu köprüler karşılıklı olacak, fark etmez. Burada devir yönü değişmenin felsefesi 2 fazın yerini değişmektir. Bu ne olabilir? L1 ile L2'nin yönünü değişirseniz, yerlerini değişirseniz devir yönü değişir. Ya da L1 ile L3'ün fazların yerlerini değişirseniz motorun devir yönü değişir ya da L2 ile L3'ün yerlerini değişirseniz fazların yerlerine motorun devir yönü değişir. Fazların yerini iki fazın yerini değiştiğiniz zaman daha önce asenkron motorlar nasıl döner, döner alan nasıl oluşur diye bir video hazırlamıştım. Orada bahsetmiştim. Eğer iki fazın yönünü değiştirecek olursanız motorun senkron döner alanının yönü değişeceği için motor rotoru da diğer yönde dönecektir. İki fazın değil de üç fazın yerini birden değiştirsek ne olur? O nasıl olacak? Örneğin L1 ile L3'ü değişirsiniz. L3 ile L2'yi değişirsiniz. L2 ile de L1'in yerini değiştirebilirsiniz. Bu durumda motor yine aynı yönde dönecektir. Buradaki gösterimlerde hep bobinlerin U1, V1, W1 uçlarına fazı bağlamıştım. Peki U2, V2, W2 uçlarına bağlarsak fazı ne olur? Ne demek istiyorum? Burada üçgen bağlı. L1, L2, L3 fazlarını vermişiz. Ha burada giriş çıkışları değişme gibi bir şansınız yok. Zaten karşılıklı olarak bunlar köprü halinde olduğu için. Yani U1'den de buradan L1 fazını versen, W2'den de versen bir şey değişmeyecek. Bunlar köprü halinde. O nedenle devir yönü değişmeyecek. Yıldıza bakacak olursak burada ne yapmış? İkileri köprülemişiz, birlerden fazları vermişiz. Eğer bunun yerine birleri köprüleyip ikilerden siz L1, L2, L3 fazını verecek olursanız yine motor aynı yönde dönecektir. Yani motorun giriş çıkışı sadece bir referanslama şeklinde bir durumdur. Bobinin çıkışlarını siz giriş olarak kullanıp giriş dediğiniz kısımları da yıldız yapacaklarınızda yine motor aynı yönde dönecektir. Hatta şöyle bir şey de yapsanız, burada L1 fazı U1'e, L2 fazı V1'e, L3 fazı W1'e bağlanmış. Siz deseniz ki W bobinle burada, hani çıkışları giriş olarak kullanıyoruz ya, L3'ü bağlayacağım, yukarıda olduğu gibi bağlayın. U bobinle de U2'sine da yukarıda L1 vermişiz, L1 vereceğiz. V1 bobinle de, V bobinle de L2 fazı vermişiz, V2'den de L2'yi vereceğim deseniz bile motor yine aynı yönde dönecektir.